Hepiniz çok çok iyi biliyoruz. Sanatçı kişiliğiyle, yazarlığıyla, sinema çalışmalarıyla ve gazeteci kimliğiyle, tabii bunun yanı sıra bir de politikacı kimliği var. Hepimiz çok çok iyi biliyoruz Zülfü Bey'i. Onun için Zülfü Bey'i size anlatmayacağım ama sadece diyeceğim ki hepimizin hayatında, hepimizin hayatındaki bazı dönemlerde sadece birkaç bir kuşak değil, birkaç kuşak olmak üzere Zülfü Bey'in şarkılarının muhakkak ki izi vardır bir yerlerde. Zülfü Bey sahne alır ama koskoca bir koro onun önündedir ve Zülfü Bey'e çok büyük bir keyifle eşlik eder. Bu akşam aynısını yapacağız biliyoruz. Hoş geldiniz. Good evening. Welcome to the concert.
Herkes İngilizce biliyor değil mi burada? İngiliz dostlarımızın bir şeyler söyleyelim. I was in London for a concert, first time in, it was year 1978, in the City Hall. I'm very young. Anyway, so just before we entered to the stage, I mean at the backstage, we were watching the television, so we saw that police is attacking to Taksim Gezi Park. It's a big shame for Turkey and Turkish government. Yeah. We will protest this here in London in solidarity with Gezi Park. Okay, thank you. And you know, we are going to sing these my songs that you have been raised with all your when you were a kid and young. And you were singing. I know you're still young generation here. And I know that in Taksim Gezi Park, people sing some of these songs, and these songs became symbol of the resistance that we are going to sing in solidarity with them. And I'm going to Istanbul airport and directly to Taksim. But we never gave up, and we still continue to sing Güneş Topla Benim İçin. Güneş topla benim için.
We have a wonderful choir here. Thank you. Thank you. And actually, I'm not a singer. I'm a songwriter. And I sing my songs, my own songs. And these songs, maybe almost three generations, now the fourth generation, have been raised with this music, with these songs. So these are my last years on the stage. But already in the identity of Turkish culture, right? Especially this one. Now this is the elegy for all the victims. Thank you. And this is the elegy for all the victims who fell in the democratic struggle in Turkey. Yiğidim Aslan'ın burada yatıyor. Yiğidim Aslan'ım burada.
1980'lerde yazdığım bir şarkı. I wrote this one at the lyrics as well in the 80s. There was military takeover that time against military junta, but now I still sing it and still mean something. Böyledir bizim sevdamız. Sonuna da bir iki deyiş ekledik. Senin derdinden ben yana yana.
sıradan beri Ali El Mürtaz'a geldi. Yanısıradan beri Ali El Mürtaz'a geldi. Eyvallah şahım eyvallah, eyvallah pirim eyvallah. Eyvallah şahım eyvallah, eyvallah pirim eyvallah. Altan bir sultanım, doğum eksildim. Yemeden içmeden Turan kesildim. Sevdiğim için asıldım. O senin derdin ben. Yana yana haydar haydar haydar. Ben yana yana Ali Ali Ali. Ben yana yana haydar haydar haydar. Ben yana yana Ali Ali Ali. Ben yana yana. Ben yana yana. Geldi bir mübadele ile ilgili yazmıştım. Biliyorsunuz 1922'de there was a big population exchange, as you know, in 1922. 1.5 million Greeks went to Greece, and not Greeks, Anatolian, how we call, Romans went to Greece, and 500,000 Turks came, and they lost their houses and everything. So I wrote a song for them, Memleket Kokulu Yârim. Oraya değilsin. This song is, this lyrics and this song is my autobiography. I cannot translate it.
but see me, how am I? Sevdalı başım, ah benim şair telaşım, ah benim sarhoşluğum, ah çılgın yüreğim, sus artık, uslandır beni. Ah benim sevdalı başım, ah benim şair telaşım, ah benim sarhoşluğum, ah çılgın yüreğim, sus artık, uslandır beni. Kaç okyanus geçtim böyle, kaç denizde gittim gittim. Kırılmış direkler, yırtık yelkenlerle, kaç seferden yorgun döndüm. Ah benim isyanlarım, ah yalnızlıklarım, sus artık, uslandır beni. Kaç seferde yorgun döndüm. Ah benim iyimser yanım, ah benim aldanışlarım, ah benim kavgalarım, ah pişmanlıklarım, sus artık, uslandır beni. Ah benim kavgalarım, pişmanlıklarım, sus artık, uslandı beni. The great Spanish poet Federico Garcia Lorca, Spanish Civil War in Cordoba, the song of the, what do you call it, rider. Yeah.
geçtim. Ay kırmızı hat kara, ölüm gözler yolumu Kordoba surlarında. Ova geçtim, yer geçtim. Ay kırmızı hat kara, ölüm gözler yolumu Kordoba surlarında. Şarkı. Daha önce size söyledik mi bunu bilmiyorum. Ege. Ege için bir şarkı. Haydi dostum, çık yola. Kır dümeni Ege doğru. Haydi dostum, çık yola, ıtır kokan akşamlara. Haydi dostum, çık yola, yarım kalan sevdalara. Ah Ege, canım Ege, ey şarap rengi.
tek durun. Konser bitti mi? Bırakıp gideyim mi? Burada söylüyoruz bu şarkıları, onlar orada söylüyor. Şimdi konserin çok ilginç bir yerine geldik. Benim çok değerli bir solist arkadaşım var, Burcu Sinem. Size benim üç parçamı söyleyecek. Bir tanesi yepyeni bir şarkı, hiç duymadınız. İlk defa duyacaksınız. Now, very fine, I mean wonderful singer Burcu Sinem is going to sing my three songs. Oh,
Çocuksu uçarım koşmak seninle.
açmış, usta dert açmış. Umudun goncası, kan çiçeklerin. Dolar çiçek açmış, usta dert açmış. Umudun goncası, kan çiçeklerin. Hazırsa ben söyleyeyim, siz tekrar edin. Karlı Kayın Ormanı'nda yürüyorum.
kıvurur sazım üstüne. Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne. Gel ey hilal kaçtım dizim üstüne.
Yumuş evlerime, sönmüş fenerlerime derdimi duvarla. Arzu duymaz yokla, çırçıplak yalnızla yazarım adını. Geri gelen sağlığa, geçen her tehlikeye yazarım ben adını, yazarım. Bir sözün koşkusuyla dönüyorum ayağa, senin için dolmuşum haykırmaya. Gerçekten çapulcular korosu olduk biz de burada, değil mi? Siz de çok iyi çapulcusunuz doğrusu, bravo. Arkadaşlar, bir size veda edeceğiz. Her güzel şeyin sonu olduğu bir türküyle veda ediyoruz. Bilmem şüpheleyin bende nesi var. Ben söyleyeyim, siz bu muhteşem koroyla tekrar edin. Şu feleğin bende nesi var? Her gittiğim yerde yar ister benden. Sanki benim mor sümbüllü bağım var. Zemheri ayında canım yar ister benden. Gül ister benden. Yoruldum da yol üstüne oturdum. Yoruldum da yol üstüne oturdum. Güzeller başıma toplansın diye. Gittim padişahtan ferman getirdim. Gittim padişahtan ferman getirdim. Herkes sevdiğine canım sarılsın diye. Herkes sevdiğine canım sarılsın diye.
gümüş yaprağı kalmış siyeci. Gümüş yaprağı kalmış siyeci. Eğer senin gönlün bende yok ise, eğer senin gönlün bende yok ise, sen bana kardeş de ben sana bacı. Hepinizi çok seviyoruz. Sağlıcakla kalın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Sevgili Londra'nın esintiler izleyicileri, şu anda O2'dayız ve Zülfü Livaneli'nin konserinden henüz çıktık. Şu anda yılların fotoğrafçısı Özden Ediz'le birlikteyiz. Özden Ediz Bey yıllar önce Zülfü Livaneli'nin resimlerini çekti. Siyah beyaz, bugüne kadar gelen konserlerde hep Zülfü Livaneli'yle birlikteydi. Onu adım adım takip etti diyebiliriz. Özden Ediz Bey'i sahnede Zülfü Livaneli'ye bazı resimler verirken gördük. Zülfü Livaneli bu resimlerle ayrıldı sahneden. Özden Ediz Bey'e bu konuyla ilgili bir takım sorular soracağız. Özden Bey, Zülfü Livaneli'yi kontak şütür verdiniz, gördük. Evet. Siyah beyaz resimler. Anlatır mısınız neler hissettiniz Zülfü Livaneli'yi görürken? Çok mutlu oldum. Zaten kendisini 1980'li yıllarda Londra'da verdiği konserinde izlemiştim. Ve o tarihte fotoğraflarını da çekmiştim. Tabii ki bunun için büyük zorluklar çektim. Çünkü müsaade etmiyorlardı. O zaman büyük bir şey vardı, korku falan vardı. Burada olan ilticacı arkadaşlar izin vermiyorlardı kolaylıkla. Fakat büyük ricalardan sonra bana müsaade ettiler. Ve konseri izledim sonuna kadar ve resimlerini çektim. Tabii ki renkli de çektim. Siyah beyaz ve slide olarak. Zaten geçen yıl geldiği zaman Woodgreen'de bir konser olmuştu. Orada kendisiyle görüştüm. Hatta kendisine bir renkli bir resmini de imzalattım. Ve çok memnun oldu. Benden o resmi istedi. Çünkü benim resimlerim halen hiçbir yerde yayınlanmamış. Yani şu ana kadar. O bakımdan ilk defa gördü tabii bu resmi. Bu arada kendisiyle bu akşam da görüşmek istedim. Fakat mümkün olmadı. Kalabalık olduğu için izin vermediler. Ama sizinle bahsettiğiniz gibi sahnede ayrılmadan kendisine o siyah beyaz resimlerin bir kontak görüntüsünü hediye ettim. Benimle inşallah temasa geçer ve ona göre bir şey hazırlarız, bir sevgi falan hazırlamayı düşünüyorum İnşallah. Birlikte. İnşallah. Tabii ki o da yardımcı olursa. Tabii ki bütün izleyiciler gayet mutluydu, sizinle izlediğiniz gibi. Herkes ayakta alkışlıyordu ve beraber türküleri, şarkıları beraber söylüyorlardı kendisiyle. Zannedersem o da çok mutlu oldu. Bu şeylerden, halinden, tavrından belli oluyordu. Tabii ki bu sanatçı için böyle 30-40 yıl zirvede kalması, bunun ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Zaten kendisi çok yönlü bir sanatçı. Hem besteleri var, hem efendime söyleyeyim kitapları var. Gazetelerde yazılar yazıyor. Bir süre zannedersem İstanbul'dan bakan olarak da seçilmişti. Tarihini tam hatırlamıyorum. O bakımdan herkesin çok sevdiği bir sanatçı arkadaşımız. Zülfü Livaneli'ye bu güzel geceyi bize yaşattığı için çok teşekkür ediyoruz. Kalplerimizi güneşle doldurdu, sevgiyle doldurdu. Umarım onu tekrardan görme, bu güzel geceyi tekrardan yaşama şansına sahip oluruz. Bizi izlemeye devam edin. İyi geceler. Görüşmek üzere.